okudu. Hem önder oldu, hem örnek oldu. Aynen oldu ve baş öğretmen oldu. Ve baş öğretmen şimdi, oldu. Şimdi Türkçe, bu alfabeyle hakikaten okuyabildi. Milyonlar okuyabildi. Okuma yazma oranı Osmanlı döneminde %3 falan gibi bir oranda galiba, değil mi? Anadolu'da %1. Anadolu'da %1. Toplum olarak %5. Kadınlarda %2. Kadınları saymayalım zaten canım. Kadınları biliyorsunuz yani bayağı hacılar, hocalar. Hakikaten şöyle diyorlar, kadınları insandan saymamak lazım diyorlar. Eğer espri yapıyorsam ya da hani çarpıtıyorsam ne olayım? Ne olayım bilmiyorum. Olduğumu olmuşum zaten herhalde. Birazdan konuşacağız. Şimdi Mahir Ünal çıktı bir televizyon kanalında bir şeyler söyledi. Oradan başlayalım. Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Şimdi daha sonra çok eleştirildi tabii. Ya yanlış anlaşıldı dedi. Bunun neresi yanlış anlaşılır ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bağlamından kopartıldı dedi. Hangi bağlamdan? Nasıl kopar onu da bilmiyorum. Bir açıklama yaptı kamuoyuna duyuru diye. Şimdi diyor ki Erdoğan'ın liderlik vizyonuyla geleceğimize damga vuracak işte bir etkinlik, Türkiye Yüzyılı lansmanımızı gerçekleştirdik vesaire. TOG'u öve öve bitiremiyor. TOG yani zannedersiniz ki, bakın şunu ne olur şimdiden söyleyeyim, yarın TOG konusunda çok özel ve çok şaşıracağınız bilgiler, notlar paylaşacağım sizlerle konuğumla, ona geliriz falan falan işte. O sırada diyor, o kadar diyor büyük şeylerdi ki bunlar diyor. Türkiye Yüzyılı, TOG vesaire. Şahsımla ilgili bir açıklama yapmayı bu sırada uygun bulmadım. Onun için sustum diyor. Ben şimdi böyle deyince, ya Mahir Ünal, Allah aşkına doğruyu söyle. Erdoğan açıklama yap dediği için mi yaptın? Bir dakika bir bakayım ortalık durulur diye mi iki gün bekledin diyecek halim yok. Kendisinin sözlerini beyan esastır. Öyle. Fakat diyor ki her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum vesaire vesaire. Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetme, yüceltme ideali kendisi ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyet'in fikri hür, irfanı hür bir evladı olarak görüyorum diyor. Ne olur sabrınıza sığınıyorum. Diyor ya ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Bir daha dinleyelim mi şunu? Tarihin en sert devrimi, tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Mesela ben bunun neresini yanlış olabilir, anlamış olabilirim? Kılıçdaroğlu, Akşener bu cümlelerin neresini yanlış anlamış olabilir size göre? Ya o kadar açık söylemiş ki bunun yanlış anlaşılacak tarafı yok ki. Yani bir şeylerin arkasında filan söylememiş, açık açık söylemiş.
Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mahvetti diyor. Aynen öyle diyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde kaç dil var? Hani Fransa ile örnekliyor ya. Saray dili Osmanlıca. Halkın günlük konuşma... Pardon, Osmanlıca'nın ne olduğunu da anladım. Osmanlıca diye bir dil yok. Aslında Türkçe, Arapça ve Farsça'nın karışımı olan bir dil. Halkın günlük dili Türkçe. Diplomasi dili Fransızca. Edebiyat dili Farsça. Yani bu imparatorlukta 4 ayrı dil kullanılıyor. Şimdi bu kadar birbirinin dilinden anlamayan bir topluluktan ne bir kültür ortaklığı yaratılabilir, ne bir ulus veya üniter devlet yaratılabilir. Evvela bunu bir kenara koyalım. Yani Fransa'da herkes aynı dili kullanıyor. Sarayı da, halkı da, diplomasisi de Fransızca konuşuyor. Bizde 4 ayrı dil var. Okuma yazma oranını demin konuştuk. Yani Anadolu'da %1 okuma yazma bilen, okuduğunu anlayan oranı demiyoruz anlamına. Okuma yazma oranı diyoruz. 40 bin köy var. 37 bininde okul yok. İlkokul yok. 37 bin köyde ilkokul yok. Yol yok, su yok, okul yok, öğretmen yok. Yani nitelik ve nicelik olarak da böyle bir boşluk var. İkincisi Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet devraldığı zaman yani o küllerinden yeniden bir cumhuriyet hazırlarken Osmanlı Devleti'nden kalan elimizde 72 tane ortaokul var. Hmm. Toplam ortaokul sayısı 72. Lise sayısı da 23. Hepsi bu. Ki bunlar çok sonra açılmış. Yalnızca İstanbul'da doğanların ya da İstanbul'da yaşayanların devam edebildiği rüştiyeler ve idadiler daha sonra Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Şimdi bu böyle iken yani okuma yazma bilen oranı bu kadar iken sanırsınız ki harıl harıl matbaalar kitap basıyordu ve o basılan kitapları da bizim halkımız okuyordu. Böylesine büyük bir kültür birikimi vardı. Cumhuriyet bunları yerle bir etti. Bunu söyleyen Mahir Ünal aslında kendi düşüncesini ifade etmiyor burada. Bu sistematik bir cumhuriyete karşıtlıktır. Cumhuriyete bir saldırıdır. Ve sistematiktir bu. Nereden çıkarttım bunu? Çünkü Cumhurbaşkanı da demişti ki bizim dilimizle, Türkçeyle felsefe yapılmaz. Mahir Ünal da aynı şeyi söylüyor. Felsefe yapılmaz. Yani ne kadar felsefeye meraklılar, o zaman felsefe derslerini seçmeli olmaktan çıkarıp lisenin bütün sınıflarında zorunlu ders olarak okutmalılar ki felsefeye verdikleri önemi anlayalım. İkincisi, neden felsefe yapılmaz? Çünkü felsefeye karşı oldukları nereden belli? Felsefe demek sorgulamak demek, sormak demek. Böyle bir eğitim sistemi de istemiyorlar zaten. Sorgulayan değil, öğrendiğini kabul eden, olduğu gibi kabullenen, itiraz etmeyen, karşı çıkmayan, sorgulamayan bir nesil isteniyor çünkü. Daha vahim bir örnek daha vereceğim. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, şu anda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı diyor ki, Türkçe ölmüştür. Arapça öğretilirken ikinci bir dil kullanılmaması gerekir. Yani Türkçeyi ikinci bir dil olarak görüyor. Öğrenciler öğretmenleriyle ancak Arapça diyalog kurabileceklerdir. Arapça diyalog kurabileceklerdir. Öğrenci teneffüslerde öğretmeniyle ancak Arapça konuşabilir. Ya Arapça konuşur ya da yanında tercüman getirir. Düşünebiliyor musunuz? Bunları söyleyen kişi din öğretimi genel müdürüydü. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakan yardımcısı oldu. Türkçe ölmüştür diyen kişi anayasanın 3. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili Türkçedir diyen bu maddeyi, bu anayasa maddesini açıkça ihlal etmektedir. Açıkça anayasa ihlali vardır burada. Yani bu ülkenin cumhuriyet savcıları bu açıklama üzerinde nasıl soruşturma açmazlar, nasıl dava açmazlar anlamak mümkün değil. Yani Türkçeyi ikinci bir dil kabul eden, Arapçanın asıl dil olduğunu kabul eden. Bildiğiniz anayasanın... 3. maddesi, devletin evet, dili yani Türkçedir diye. Anayasaya ihlal etmek, anayasayı çiğnemektir bu. Şimdi bir şey daha okuyarak bitireceğim sözlerimi. Size de soracağım bunu Ayşenur Hanım.
Müsellesin zaviyetanı dahiletan mecmui 180 derece ve müselleyi mütesaviyül adla zaviyeleri birbirine müsavi müselles demektir. Ne demek bu? Yani değerli izleyicilerimize çok de sorayım.